Merhaba arkadaşlar. Sen Biz başla. Ark Göktürk Server'ından Dazlaklar ekibi. Bak ya. Bugünkü bölümümüzde ne yapıyoruz? Harun Bey. Ne kesiyoruz? Ne kesiyoruz karı kız? Öncelikle saman bezin yıkıp yerine tahta bez yapacağız yanına. Ya da yıksak mı bilmiyorum, yıkmasak da olabilir. Ben hızlı bir şekilde buraya ufak bir tahtadan bez yapacağım. Evet, tahtadan evimiz hazır. Birazcık değil, uzun sürdü değil. Ama nasıl değil? Bir saniye dur. Bir. Ne eksik? Dodo eksik. Dodo. Hayır, penceresini yapmadık. Pencereye gerek yok ya, iyi böyle. Şimdi gelelim saman evimize. Bunu da manuel yapalım. Switch to manuel. Abi saman burada kullanırız. 4 tane ocak yaptık. Et pişirmek için, kömür pişirmek için. Bu T tuşuna bastığınız zaman itemleri alabiliyorsunuz. Eğer Shift T yaparsanız içeridekinin ancak yarısını çekersiniz. Atarken kolaylık olur. Bunları öğrenmek lazım. Küçük tüyolar. Şimdi biz bölüm arası bayağı bir malzeme kastık. Odundur, taştır. Gördüğünüz üzere resten diğer tarafa aldık. Burada da taşırız. Böyle atalım. Okumuzu alalım. Şimdi bizim yapmamız gereken önceki iş çürük etleri almak veyahut da etleri çürütmek. Eti çürütmenin kolay yolunu göstereceğim. Diyelim envanterinizde çekil lan. Çekil kız. 400 yakın et var. Envanterinizi açın. Bunun yaklaşık 8 dakikası var. Böyle az kaldığı zaman sağ tık yapın. İşte hepsini bölün. Hepsini böyle yazar burada. Böldüğünüz zaman bütün envanterinize dolar. Hatta burada siyah bir ağırlık işareti çıkar. Bu siyah ağırlık işareti envanterindeki slotun dolduğunu işaret eder. Yani tüm slot dolmuştur. Artı 70 tane de kalmış anlamına geliyor. Bu aynı anda hepsi birden çürüyecek. O anlama geliyor. Ama şu an 8 dakika ben onu bekleyemeyeceğim için buraya getireceğim ama buraya şey. Bu ne? Arkadaşlar feeding torch yapmışlar. Bu hayvan yemli SS. Bunun içine et, meyve koyarsanız hayvanlarınız yediği şeyleri direkt alabilir. E'ye basılı tutup show feeding range derseniz de hangi hayvanı nerede ne kadar uzaklıktan besleyebileceğini görebilirsiniz. E'ye basılı tutup hide diyoruz, kapatıyoruz. Bu İngilizce Türkçesinden SS full İngilizce olduğu için o yüzden ben İngilizce kullanıyorum. Şimdi yapmamız gereken masa şeylerden biri, ben masa yapmayı seviyorum her zaman. Masa İngilizcesi ne acaba? Table mıydı? Table. Desk. Table. Desk değil. Table. Desk. Öte sıra. Bir tane masa yapıyorum. Masayı şöyle pencereye doğru koyayım. Bir de kursa gidiyorum. Şimdi Chemantic Pass var. Chem yazıncası çıkması lazım. Chem. Ha bu öteki çıktı. SS Pass. Pass. Aynen SS Pest. Bundan 3 tane yapıyorum. 3 yazıp 3 deyip 4 tane yazmak. Şöyle. İkinciyi yaptı. Bir tanesini sola koyuyorum. Bir tanesini ortaya. Bir tanesini başa. Bunların içine girip crafting'e gelip mesela diyelim narkotik çürük et ve narkoberi istiyor. Buraya 120 falan yazın, 100 yazın. Zaten neyin eksik burada yazar, oku yapamazsın diye veriyor. Şu an 16 tane narkotik okum oluyor. Narkotiğim oluyor. Ve şu sandalyeleri şöyle her yere koymazsanız sevinirim. Valko Bey.
Bize ne lazım olacak? Kıvılcım tozu yapalım burada. 100 tane. Bunda da çimento harcı yapalım. Onun için de taş ve kitin veya keratin lazım. Ondan da bir 150 diyelim bakalım. Yapamıyoruz çünkü 379 tane kitinimiz eksikmiş. Buradan çektiriyorum. Buraya geliyor. A'ya bastığınız zaman hepsini yapar. E'ye bastığınız zaman bir tane yaparsınız. Sağ tık adınızı da burada yazar. Bir tanesi için E, hepsi için A yapmanız gerektiğini vurgular. Burada bunlar yavaş yavaş şimdilik ilkel çağda olduğum için gelişecek. İnventör dediğiniz zaman burada neyin olduğunu görürsünüz. Şimdi hayvanlardan başladık yavaş yavaş. Hangi hayvanları temliyoruz, ne işe yarayacak? Birazdan yaptığımız oklarla bola yapmamız lazım tabi biraz yanımıza. Bola bir 10 tane falan çektirelim. Oradan arkamız pişiyor. Çiğ etlerin zamanı geldiği zaman böyle bir çürük ete çevireceğiz. Hatta çürük et gelmiş burada narko. Oh, baya baya 120 tane güzel. Şu an 20 tane ok bana yeter, ben 20 tane aldım. V'ye basıp arrow yazacağız. Burada sizin ok yazın. Bayıltıcı ok çıkacak. 20 tane craft edeceğim. Bu craft etsin bakalım. Şu an bola 10 tane, birkaç tane üstüne varmış. Bu craft ediyor. Bunu kullanmak için oku sürükleyip yayın üstüne atmanız gerekiyor. İyi olur. Bizim serverde awesome spyglass diye bir şey var. Kristal bulduk mu bilmiyorum. İki tane kristalimiz eksik. Onu bulursak hangi hayvan ne yer ne yemez onu gösteriyor. Ama biz yine de burada anlatabildiğimiz kadar anlatacağız. Gluk gluk. Bu yumurtlamıyor. Erkek olduğu için dişi yakalamak lazım birkaç tane. Bunlara küçük bir oda Anne abi arasında yapacağız. bir şey attım. Ne attın? Suluk atmış. Ben çaldım. Water skin. Deri matara. Bu üstünde yazdığı gibi yavaş bir şekilde su damlatır. İçtiğiniz zaman komple tükenir. Teşekkürler. Su iyiydi ya. Hah, Bilir mi herkes ha? ateş sesi. Yok, boşa yapma, deriden yapıyor ya ondan. Bu parasol 15 lira mesela. Bunun amacı nedir? Böyle bolayı alıyorsunuz. Atıyorsunuz. Gazmayla, kürekle cayır cayır kesiyorsunuz. Düşük leveller her zaman loot hayvanıdır. Hop. Lootladık. Harun abi. Efendim. Niye konuşmuyorsun abi? Her şeyi bana anlatıyorsun Ben ya. şeyi adlandırıyordum ya. Buradaki box'lara ad veriyordum da ayırıyordum. Daha kolay aradıklarımızı bulabilirim diye. Xbox şey SS'in zaten çekme modu var, onu yapmana gerek yok abi. Ne lazım, direkt çekebiliyorsun üstüne. Hadi gidelim. Bir parası ortaya inelim. Arkadaş birisi box'a yaptığı boku niye koymuş ya? Vallahi ben alıp Yakala. kenara atıyorum abi. Bak Yakalarsam yemin bak ediyorum. iyi iyi bak ya, bak kenara geldi bak. Evin buraya geliyorum, böyle çömeliyorum. Sıçıyorum ama şu an bokum yokmuş, demin sıçtım ben. İsim var. Bak Valko sıçtı bak, görüyor musun bak. Böyle biz evin yanına yapıyoruz abi. Yani fazla uzağa Yemin ediyorum yapmıyoruz. o box'ın Yatak içine yaptınız mı, yatak eve? loglardan bulurum. Yatak Loglardan bulurum yapmadık. yakalarsam. Yatak da yapalım. Şeyin dediği gibi. Konyalı abimizin dediği gibi. Kadir abi dediği gibi. Bed yapalım. Bed diye wet yazmak. SS bed. Bir 3 tane yapak. Şöyle. Eğer yatak yapmazsak öldüğümüz zaman bir daha herhangi bir yerde doğma ihtimalimiz var. Rastgele bir konumda doğuyorsun. Ama yatak yaptığın zaman, öldüğün zaman buradaki yerde doğabilirsin. Ha, bir de şu SS modunun bir özelliğini anlatayım. Şu an içe koyamıyoruz. O kapatmışız, açmamışız. G'ye bastığınız zaman yan yana otomatik sıralıyor. Ama G'ye bastığınız zaman snap disable yazıyor. Gördün mü? Düzen iptal oluyor. Yan yana koyamıyorsun. İç içe koyabiliyorsun ama şu an ben koyamıyorum çünkü Şirket engelli. Şöyle iki tane koydum. Evet abi çürük et. Efendim. Çürük et lazım mı? Çürük etleri şu en sağdakine atıyorsun. Mecbur ile beraber şey yapıyor sana. Narkotik yapıyor. Ben 20 tane ok yaptım, narkotik ok. Siz de yaptınız mı narkotik ok? Yok, ben daha yapamadım. Ben deminden beri anlatıyorum yapın diye. Bunun leveli gelmiş. Buna ağırlık vererek. Bak Valka böyle çürük şey yapmış.
Şapkasına bak ya. Bu ne kırmızı burun ya? Gözün görükmüyor gözün. Gözün görükmüyor gözün. Hazır mısınız? Aa, bir level daha atladım. Neye vereyim? Craft hızına vereyim. 31 level oldum. Tabi tabi. Neyse, bir de şeyi gösterelim. Artık taş çağından demir çağına geçeceğiz. O yüzden bize rafineri ocağı lazım. Normalde Türkçesi rafineri. Ref yazacağız. SS'ten iki tane yapacağım yapabilirsem. Taş ve flint eksikmiş. Aslında var ama burada olmadığı için göremiyor. Şu evin yanına gitmem lazım. Altı şey de var içeride. Şurada. Ref yazıyorum. SS iki tane yapıyorum. Üstüme çektim. Bir tane yapabildim nedense. Bir şey eksik herhalde. Şuraya kapının şuraya yatağa doğru bir tane atıyorum. İçine girip gördüğünüz gibi her şey otomatik görük SS olduğu için. Demiri tıklayıp buradan ben direkt 1000 yazıyorum. Ne varsa çektiriyorum ama öteki uzak olduğu için biraz görüp çekmiyor ya da başka birinin envanterinde demirler. O yüzden görünmüyor. Envanterlerinizdeki demirleri lütfen sandıklara Yok. Şu an envanterinizde demir var. Artık yok. Ve şurada bir bulut işareti var gördüğünüz gibi. Buna tıklarsanız yan taraftaki her şeyi görür. Mesela odun varmış. Nerede var? Burada var. İşte 10.000 tane orada var. 1.000 tane orada var. Mesela dedim şu 10.000 olan yere odun saman lif SS storage içindeymiş. 5K yazıp 5K'da buna çek dediğiniz zaman buraya odun çekiyor. Yanında dedi. Biz tekme yaparken burada demirlerimiz pişecek. Evet. Oklarınız hazır mı? Evet. Bu Benim kimmiş? daha Emirhan. üstünde ettim. Efendim? Bende ok var da daha şey yapamadım. Et çürütüyorum Et ben. Biraz daha. çürüttük abi zaten Abi. en başta şey var en başta. Yani bayıltıcıyı aldım. Harun Onları abi. nasıl getireyim? Harun abi en başta bak en başta var bayıltıcı. En baş bu taraf bu taraf. Son demedim baş dedim baş. Sen ne söyledin Emirhan anlamadım. Abi bende bir taş ok var, bir de bayıltıcı var da Tamam. taşta kaldı. Bayıltıcı Tamam. geçmiyor. I'ya basarak envanterini aç. Bayıltıcı oku tut. Aşağıdaki yaya doğru sürükle. Tamamdır. Değişti mi? Tamamdır. Demin anlattım ama dinlememişsin işte. Valko'dan mı anlar? Ne yapıyorsun? Dinleyemeyecek ya. Şöyle bir kazma yapayım kendime. Balta yapayım pardon. Hazır mısınız? 13 tane var bende. 19 tane. Ben de yeter zaten bayağı bize bol bol. Allah. Dilo'yu. Ah. Mesela Dilo'yu da gösterebilirim. Şu an mesela peşimden geliyor. Dilo teyimini de gösterelim. Aynı onun olacağı gibi bola elinizi alıyorsunuz. Bu size ilk baş vurmaya çalışırken hop atıyorsunuz. 25 seviyesinden kolay teyimlenir. Kafasına bir ok atıyorsunuz. Bekliyorsunuz. 3 saniye bekleyin. 3 saniye kuralı unutmayın. 3-4 saniye. Çünkü ok yedikten sonra torpor 3-4 saniye daha hala devam edecektir artmaya. Diloposaur etçil bir hayvandır. Yanınıza gelerek sizi koruyabilir. İçinde torpor nedir abi? Torpor bunun şeyi, direnci yani nasıl diyeyim, dayanıklılığı gibi bir şey düşün. Baygınlık hali. Baygınlık. Biz elimizdeki bayıltıcı oklarla belirli bir düzeyde onlara şey veriyoruz. Bayıltıcı özellik veriyoruz. Bu dilo etçil. Buna et lazım. En iyi sevdiği koyun eti ama bizde normal çiğ et olduğu için içine çiğ et atıyorum. Sana küçük level olduğu için hemen kalkacak. Sen iki et de hemen kalktı. Bir daha yiyince lap diye kalkacak. Şey Bunlar mi pişmiş mi? Pişmiş de çiğ. oluyor mu yani? Pişmiş de olur. Ama şöyle bir şey var. İşte güzel etten çirkin ete doğru bir şey var. En iyi et koyun eti. Sonra lezzetli et. Sonra normal etler geliyor. Tamam şu şey kalksın. Diloposaur kalksın. Aynen kalktı. İsim verebilirsiniz burada, vermeyebilirsiniz. Peşinize gelir. Çok güzel et taşır. Artı mesela onda yok et çürütme özelliği yokmuş. Var mı? Olması lazım. Onda 7 dakikayken bende
Bir dakika, aynen 7 kat daha hızlı çürüyor bende. Onda az çürüyor. Ete atın onların çürümesi istemiyorsanız orada çürüsün. Demin dediğim özellik şuydu. Bakın bir dakika var. Bunu sağ tık böl. Hepsini böl. Birazdan böğürtlerin mantarını çürüyecek. Evet. Bunu ıslıklara söyleyelim. T'ye bastığınız zaman sizi takip eder. Tek kişi. Y'ye basarsanız baktığınız hayvan sizi takip bırakır. J, jandarmanın J'si. Yakınızda ne kadar evcil hayvan varsa çeker. U da bırakır. Bunların birkaç tane daha kombinasyonu var. İşte şuraya git, buraya gel, ona saldır, buna saldır gibi. Onları escape, options, şuradan klavye tuşlarından burada işte görürsünüz. İşte atağıma saldır, pasif ıslığı var, naturalistik var. Onları ister oradan tuşa atayıp, isterseniz de T'ye basarak buralardan ayarlayabilirsiniz. İşte hedefime saldır, pasif ol, şey ol, tarafsız ol. Bu da hedef, bana vuranlara saldır gibisinden. Tek tek atarlaya ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu ben eve göndereceğim. Pasif yapacağım. Şurada benim eve sığım var. Şuraya diyorum ki buraya git. Oraya gidecek o birazdan. Ne var abi? Mehmet şey vardı, en önemli bir tanesi mesela temlediğiniz bir hayvan varsa başka bir hayvan temlerken onu saldırı modunda bırakmayın, yoksa siz onu bayıltırken o da ona saldırmaya çalışır. Aynen öyle. Temlerken diğer hayvanı da öldürebilirsiniz. O yüzden pasifte bulunuyorum ben genelde. Evet, en Çok güzeli şekilsiz pasifte ama işte güzel hayvana benziyor yani. bulun. Yani Bayılmış hayvana vurulursa level'ı düşer. aynen Tame level'ı. tame level'i var. Evet, parasorumuz nerede? Bu mu? 95. Abi bak benim bir Aşağı doğru abi. Aşağı heh, gördüm. kaçtın sen bak. Şimdi parasaur küçük hayvanların en büyüğü diyeyim size. Küçük boy hayvanların en büyüğü. Bunu da bolayla yakalayabilirsiniz. Bolayı alıyorsun eline. Hop atıyorsun. Şimdi buna hep beraber birer tane ok atalım. 3 saniye bekleyin. 1 2 3. Bir at Aaron abi. At Emirhan. Bekle. 1 2 3. At Valko. 1 2 3. Ben de atayım. 1 2 3. Salla. 1 2 3 salla. 1 2 3 1 2 3 Kaysın, sıkıntı yok, korkmayın. Yavaş yavaş. Yavaş atın. Bu saniye saymamızın sebebi Bayıldı. kendisi lap diye bayılacak. Eğer bayılırken vurursanız tame şeyi var bunların, özelliği var. Şu an taming 0. Bunun envanterine mesela Mecoberry koyuyoruz. Tamam mı? Arkadaşlarımız koydu. Taming olurken şu an bir tane yediği zaman görükecek. Hah, bakın şurada taming efektif ne? Effectiveness var, yani verimlilik var. 99,9 yazıyor. Yani ne kadar verimli yüksek olursa o kadar artı level gelecek. Mesela bu 99,9 yiyene kadar 98'e falan düşebilir. 67-65 level arası verecek. Ona da bola atalım bir tane. Hop. Bir tane bola attım. Kafasına bir tane vuruyorum. Bekleyin 3 saniye. Yavaş 1 2 3. Sakin. 1 2 3 yardır. Bekleyin. Sallayın. Hop 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 hop. İşte bak bunu bahsediyordum. Çok kişinin olan zararlarından biri de bu. Tam bayılırken bir ok daha yedi. Emirhan geçirdin sonra. Bak. Bir şey Hop olmaz hop hop hop. ya. Hatta Muhakkak bir vurdu. kişi daha vurdu damage. Bakın %75'e düştü. Bu bir örnek olsun. Tame örneği. Buna bayıldıktan sonra ve bayılırken vurduk. O yüzden o yüzden tame'i %75'e düştü. Bu hayvan nedir? Bu hayvan özelliği çok güzel. Bu hayvan çiftçi bir hayvandır. Bu hayvan durmadan kendi boyu kadar neredeyse bok verebiliyor. Bu hayvanları temlerken içine hemen et atmayın veya meyve atmayın, tavsiyem şu an bizim yaptığımız gibi. Çünkü eğer böyle atarsanız yavaş yavaş evcilleşir. Yavaş yavaş evcilleşirken şu an bizim olduğu için vahşi hayvanlar direkt bizden önce onlara saldırır. Yapmanız gereken tek şey şu içine girin. Şu açlık barı var ya, food barı. Böyle bir K falan düşsün. O zaman atın. Baygın hayvan hala vahşi olarak geçer.
Eğer açlığı ne kadar çok düşerse yiyeceği de o kadar hızlı bir şekilde yiyecektir. Bilginiz olsun. Mesela küçük hayvan olarak ne tanımlayabiliriz başka? Pterodon tanımlayabiliriz. Bolayla. Dido tanımlayabiliriz. Sonra moskop var pasif deyim. Maymun var pasif deyim. Koyuyor. Koyun var pasif deyim. Arı var pasif deyim. Yani pasif Hemen burada bir tane var bir tane. bir görebilsem işte seni. Mehmet şey diyeyim. Bizim bayılttığımız hayvanlar olayım. Gel. Geliyorum abi. Maymun özelliğini anlatalım. Bu maymun PvP serverlarında pencereden attığınız zaman kapalı bir evin kapısını açabiliyor. Buna yaklaşırken arkadan yaklaşırsanız yavaş şekilde. Eğer görken gibi önüne geçip yaklaşırsanız sizi görür ve kaçar. Şekil A'da olduğu gibi teyin böyle olmaz. Ona arkadan yavaş yavaş yaklaşacaksın, meyvesini vereceksin. Eğer önünde böyle gezersen, dokunursan arkadan ve önden kaçar. Sakinleştiği zaman böyle yavaş yavaş geleceksin. 15 lira zaten hemen teyinlenir o. Geleceksin. Feed'di mecoberi verdim. %30 falan teyinlendi. 99,7. Acıkmasını bekleyeceğim. Böyle götünde bunun gezeceksin. Hungry diyor. Önce bekle acıkmasını bekle falan diyor işte. Bu sıçacak birkaç kere. Sıçtığı zaman ilerlemek daha mantıklıdır. Bunun teyimini mesela görkeme devrediyorum. Meca berisi vardır inşallah. Sıfır slotuna meca beriyi koyacaksın. Şuraya. Sonra E yapacaksın. Ah. 100 tane daha attım lazım olur. Bunu sen teyimleyeceksin. Bak sıçtı. Birazdan acıkacak. Evet. Hayvanlarımız ne durumda? Uyandılar mı? Bir tanesi uyandı, bir tanesi uyandı. Ha. Piyomi uyandı, yani Piyomya çiftçimiz. çiftçimiz bunun özelliği çok güzel. Dediğim gibi bu durmadan büyük boy, şey, orta boy sıçabiliyor. Tek parası orada, o tek parası orada kalkmış. Bunun içine Steam meyvesi attığınız zaman bir tane bulabilirsem göstereceğim. Aynen gösterdim. Steam beri uyarıcı, ayıltıcı olarak da geçebiliyor. Buna zorla yedirdiğiniz zaman bu hayvan direkt sıçar. Sıçtığı boklara da artık kompost bin veyahut da bok böceğini de gübreye çevirebilirsiniz. Bunları ileride tek tek anlatacağız. Gelelim parasorun özelliğine. Parasorun ve piyaminin satıldığını elle yapabiliyoruz. Temin edin mi maymunu? Güzel. V'ye bastığın zaman üretim açılır. Buradan para yazdığın zaman parasor, odun, lif, deri istiyor. Şu an hiçbir bende yok. Onu yaptıktan sonra üstüne binebiliriz. Bunun özellikleri target alarm özellikleri var. Yakındaki hayvanı, düşmanı her şeyi buradan gösterebiliyor. Buradaki işte her şeyi ayarla var. Her şeyi gösterecek burada mesela. Taret ayarla. Her şey sadece oyuncu tame olmuş oyuncu ve tame olmuş dino ya da sadece vahşi dinozoru ayarladığın zaman bu bir sana uyarı veriyor. İşte vahşi dinozor geldi falan hesabını. İşte burada modifikasyon yapıyorsun. İşte gruplara ekleyebiliyorsun. Class grup ekleyebiliyorsun. Alert. Taret modunu açtığın zaman kafasında sarı bir ışık yanar. Ve sağdaki soldaki her şeyi tarar. Ve gördü. İşte vahşi hayvan diye şurada. Bak işaretli kırmızı noktayla. Orada vahşi bir hayvan var diyor. Gidin onu öldürün veyahut da kurtarın bizi gibisinden. Ha, etrafta vahşi hayvan çok olacağı için biz bu taret modunu şimdilik kapatıyoruz. Üstüne bindiğiniz zaman Valko eğer yapmış bir de kostüm yapmış. Sol tıkla toplar. Sağ tıkla radarını açar. Ne sağdaki soldaki hayvanlar ise kırmızı bir nokta olarak gösterir. Yani bunun özelliği bu. Hem yük güzel taşır. Güzel yük taşıma özelliği vardır. Hem de vahşi hayvanları bulur. Taret özelliği var. Yani parasol özelliği bu. Fazla bir özelliği yok. Maymun at gösterelim. Hop. Isık çaldı. Pick up E'ye basıp envanterin üstünü alıyorsun. Yumrukla atamazsın. Do'da yumruk atabilirsin. Bunu F'ye iki kere arka arkaya bastığın zaman ileri doğru atarsın. Gördüğün gibi bu şekil. Dediğim gibi PvP'de de kapı açıyor hırsız diye adlandırılabilir. Bir sonraki hayvanımız ne olsun? Bugün küçük hayvanları evcilleştirelim. Bir tane pterodon evcilleştirelim. Ne Çam. dersiniz? Tabi uçan hayvan Ark'ta çok çok önemli. Bir de Mehmet Mesela şey var evet. mesela evcilleştirdiğimiz şeyin
Özelliklerinden bir tanesi de şey, meyve toplayabiliyor. Dedim ya işte sol Ha, tıkla meyve. basarak loot yapabiliyor, meyve topluyor, odun topluyor, saman topluyor. Şu an sağ tık yaptığı için tarayıcı modunda bize gösteriyor nerede ne var. Şu an bir tane Pitaro'dan şurada uçuyor. Konmak üzere. Ne oluyor? O tarafa baktım. Ekran yanıp yanıp söndü ama anlamadım ne oldu. Hadi oğlum kon aşağıya. Evet geliyor. İlk uçan kuşumuz geliyor. Şu an 78'im Ey maşallah. Allah ben. kondu Üzerine geri sana kalktı. Arge malzemelerini vereyim de bana bir Arge nehri Aha yap diye. yakaladım. 100 de Yaparım vermiş. ya. Ben bunu bayıltıyorum. 1 2 Benzin nerede ki? 3 Hop bayıldı. Şimdi buna varsa lezzetli et yoksa normal et verip kaldıracağız. Pterodon normalde çok hızlı ayılan bir hayvandır. Tropi yani uyuşukluğunda görüyorsunuz. Eğer baktığınız ki hızlı ayılıyor ve açlığı düşmemişse narkoberi veyahut da narkotik içine atıp E'ye bastığınız zaman hayvana zorla meyve yedirip bu torporunu yani durabilite uyuşukluğunu yükseltebilirsiniz. Baygınlığını. Trike için küçük bir tuzak göstereceğim size. Neyi? Normalde trike. Yok yok, kalk ediyorum abi. Ha. Trisaptors normal adı. Bunun kaç levelmiş? 60 level. Bunların yanında birine vurduğun zaman hepsi birden size saldırır. 20 level. Normalde bunu arka arkaya okla bayıltabilirsiniz ama peşinizden geleceği için kafasına fazla damage yemiyor. O yüzden size küçük bir tuzak tarifi vereceğim. Şimdi küçük bir tuzak nasıl yapılır? Önce foundation'ı alıyoruz. Şöyle alan bir yere yapalım. Burada fazla track var. İnşallah güzel track bir tane yakalayabiliriz. Geç şimdilik bir tane normal yakalasak da olur. Şuradaki track kaçtık. O ne lan? Attığınız bu olayı mı gördüm? Neyi gördüm? Bir şey gördüm gidiyor. Burada kırmızı renkte var. Kaç level acaba? 95. Şu an bence başlangıç olarak ideal. Şöyle yanına hemen 1, 2, 3, 4 bir alan yaptığınız zaman buraya track sağlı. Sonra bunun etrafını şöyle. Ben hızlı yapıyorum ama siz yavaş yavaş yapa yapa eliniz tabi hızlanacak. Böyle hızlı bir şekilde şöyle rampa yapacağız. Ay aşağıya. Kesiyoruz Şöyle. mu başka? Onu bir alalım. Buradan çıkması gerekiyor ama buradan çıkamaz. Şöyle ben iki tane daha foundation yapayım. Foundation. Şu hırsız var ya, hırsızı. Emirhan gelmiyor. Şu Şu craft skill'imi hırsız vereyim bir tane daha. bir şey yapıyor. Siz hırsızlar sizi çok seviyor ya. Şöyle gidelim. Şuraya şöyle kapatalım. İki rampa da şöyle koyalım. Şimdi önemli olan hayvanı ürkütmemek. Şuradan bir tane ok alıp atacağım. Hop, bana doğru kazacak. Arkadan bir tane daha geliyor. O anlatmaya çalıştığım oydu. Peşinizden Üç tane gereken geliyor hatta. şöyle Reloader gibi oldu. koşacaksınız. Hop, içine düşecek ve size vurabilir. Bekleyin vursun. Diğerleri peşinizden gelsin. Uzaklaştırabilirsiniz. Şu an geriliyor. Şu an kızma rodeo mantığı tozutarak geliyor. Bunları ileriye çekebiliriz böyle veyahut da kesebiliriz. İki seçenek var. Sizi öldürebilirler tabi. Ama koştuk sıra o sizi bırakacaktır. Bakın bıraktı. Teşekkürler Trike. 20 level misin? Seni kesebilirim ama şu an kesmeyeceğim. Yapayım mı? Şimdi oraya Trike düştü. Bizim base'imize vurabiliyor. Ama taş yaptığım için fazla vuramıyor. Trike'in kafasını Onlar ateş etmeyin. Çünkü Trike'in kafası tahtadan şey kemikten olduğu için baya bir şey olacak. O yüzden ayaklarına veyahut da böyle göbeğine, kıçına doğru ateş edin. Ve sağa sola bakın track yok mu? Varsa onlar size gelir. Bayıltıcı okla şöyle yavaş yavaş sıkın. 90 level zaten bir yaklaşık bir 8-10 ok yiyecektir. Şöyle atalım. arkadaş, bitem var, eğerim yok.
Şu tamir yeteneği arkadaşlar, eğer kırılmışsa basıyorsunuz, bu tamir çarkına basıyorsunuz, gerekli eşyayı üstünüze çekiyor ve direkt tamir ediyor. E'ye bastığınızda. Ara sıra kesik kesik anlatıyor olacağım ama gördüğüm her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bölüm başında buraya demir atmıştık. Pardon, metal. Bunda da yazı işte metal ingot. Metal, demir diyoruz işte, ağız alışkanlığı demir olmuş. 90 tane pişmiş. Şimdi bize SS Smith'i, diğer adıyla demirci masası lazım, bir adet. Bölüm arasında değil de bir dahaki bölüme taş ev malzemesi kasıp evimize taşa çevireceğiz. Ve birazcık büyük yapacağız. Sığmıyoruz artık buralara. Şöyle demirci masasını şimdi koyacağım. Demirci masasında neler yapabiliyoruz? Crafting. En lazım olanlardan biri metal taş şey balta. Bir tane metal kazma. Bunlar candır. Çünkü metal daha iyi verim toplar ve daha iyi meyve şey toplar. Taş, odun. İşte kapılar yapabiliriz, tuvalet yapabiliriz ama çimento lazım, kristal lazım. Çok şey lazım. Bölüm orası yine bayağı bir loot yapacağız. Ben şimdiden şu metal kazma ve baltamı alayım. Hatta bir tane de metal aro şey yapayım, arbalet yapayım şöyle. Ben saman evdeyim, birazdan gelirim. Tamam. Sağ ol, yapıp gelirim. Tamam kardeşim, afiyet olsun, Allah kabul etsin. Sağ ol. Böyle değiştirelim. Tamamdır. Skill bonus. Hop. Şöyle. Evet. Kalktı. Bunun adı ne olsun? Bunun adı Ayhan olsun. Hadi bak. Çalışkan olduğu için Tarak'ın adını Ayhan koydum. Engramlarda Trick yazdığınız zaman 16. levelde, demek ki neymiş? Önce Trak evcleşmek gerekiyormuş. Saddle'ını yapıp üstünüzü yapılırsa taktığınızda direkt alabiliyorsunuz. Şimdi şu üst taraftan alalım, pick one. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Bu çok güzel bir farm hayvanıdır. Ama şu an nedense bağlı gidiyor biraz. İndim, bindim, düzeldi. Bu çok güzel meyve toplar gördüğünüz gibi. 50 topladığımızı neredeyse 10 katı daha çok meyve toplar. Daha çok saman, odun toplar. Bu bizim narko canavarımız olacak. Gördüğünüz gibi. Cayır cayır narko kasacağız. Level geldi. İlk vermemiz gereken level. Bunda bence ağırlık. Seviniyor level geldi diye. Şöyle kıralım, dökelim. Saman daha çok çıkartıyormuş odundan. Onu görmüş olduk. Biz bununla bölüm arası yine bir sürü farm yapacağız. Ama farm hızlandırması değil de birazcık taş kasıp taş base yapacağız. Biraz büyük olacak bu sefer. İki tane küçük base yaptık. Hatıra olarak kalır bunlar. Yanına aşağıya belki sahile doğru güzel bir taştan base yapabiliriz veya buraya tam bir fikir konuşmadık. Konuşunca yaparız. Şu an millet sahurda. Sahurdan gelsinler. Gördüğünüz gibi Trakan'ın Pekinlik şekli yok. bu. Ha? Ne yok? Leaf. Lif Lif bu. mi? Lif her yer lif dolu be ya. Umarım görüntü kalitesi birazcık iyidir. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aha, ıslık çaldım. Bay bay. Bye.